Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Berfu, bugün bir tatil vlogu ile karşınızdayım. Sabah 5'te kalktık ve arabamızla havaalanına doğru yola çıktık. Burada otoparka park ettik biz arabamızı. 3-4 günlük paketler var, aklınızda olsun. Böyle daha uyguna geliyor, arabayla gitmek isterseniz çocukla daha kolay diye biz o şekilde yaptık. Böyle aile alanları var, bunları çok güzel düşünmüşler. Direkt hızlıca buralardan geçiş yapabiliyorsunuz. Biz burada uçağa çok geç kaldığımız için şu ekranların orada bizi farklı bir alana yönlendirdiler. Dediler ki uçak kalkmak üzere, koşun. Neyse ki yetiştik sonunda uçağa ve sorunsuz bir şekilde bindik ve adımımızı Bodrum'a attık. Burada Hilmi'nin şaşkınlığını görüyorsunuz. İlk defa uçaktan inmenin ve erken kalkmanın sersemliği üzerinde. Kahvaltı yapacağımız yere geldik. Burası eve çok yakın bir kahvaltı burada mekanı. Burada tavşanlar var. Bakın burada tavşanlar var. Hilmi, nerede tavşanlar? Ha? Gel bir daha bakalım, gel. Hop. Evet. Aferin sana. Çok güzel değil mi? Evet. Gel böyle dön. Buraya dokunmak istiyorsun. Sen çok mu sevdin çimenleri? Çok çok. Bayıldın değil mi? Annen gibi toprak seviyorsun. Toprak seviyorsun. Baban gibi deniz seviyorsun. Annen gibi toprak seviyorsun. Her şeyi seviyor. Şimdi Gümüşlük'teyiz. Akşam yemeğine geldik. Bugün uykudan uyandı ama bir türlü kendine gelemedi. Çok mahmur. Şimdi size ortamı bir çekeyim. Moka. Bakın şimdi bakın. Yok. Bakın şimdi bakın. Bakın şuna bakın şuna. Şuna bakın. Şuna bakın şuna. Küçücük. Uy küçücük. Turgut Reis de lokal bir Türk kahvesi varmış. Kumda Türk kahvesi yapıyorlarmış. Oraya gelmişken de bir demarine uğrayalım dedik. Burada bir Helin ufak tıkanıyor. Böyle bir tükürüğü falan kaçtı boğazına. Babası da biraz panikledi ama ben artık alıştım bu duruma. Bir kaos oluyor ama merak etmeyin, bir sıkıntı yok yani. Bu arada bu havanın nadir güzel olduğu günlerden bir tanesiydi. Arada böyle güneş açtı, arada yağmur yağdı ama ben hepsinden çok zevk aldım. Çok iyi geldi açıkçası. Bana gerçekten ihtiyacım vardı. Sadece Turgut Reis çok rüzgar aldığı için bugün çok sersemledim. Onu hatırlıyorum. Başım bayağı ağrımıştı. Buraya bu selik açıyormuş. İstanbul'da birkaç yerde var. Keyifli bir yer. Helin için çorap arıyorum. Bütün çorapları büyük geliyor ayağına. Küçük geliyor ayağına. O yüzden bir bakıyoruz ama bakalım burada bulabilecek miyiz? Mağaza var mı bilmiyorum. Şu korkusun da burada yeri varmış. Yani ben yeni gördüm. Makrolar. Ne oldu ya? Efkarlandın mı? Ha? Tamam vereceğim. Reis'teyiz. Böyle çok çekemiyorum size. Rahat mı değilsin? Bu Helin'le beraber nadir yalnız kaldığımız anlardan birisiydi. Hadi dedim şöyle kamerayı da koyayım dedim. Birbirimizi çekelim. Biraz da sohbet edelim falan dedim ama çok mümkün olmadı açıkçası. Helişko birazcık ilgi istedi galiba burada. Tamam.
Dur anneciğim. Şimdi şurada bir dondurmacı var bir tane. Onu bekliyorum kaç gündür gitmeye. Oraya gidiyoruz. Çok efsane bir dondurması var. Buraya gelirseniz mutlaka yemeniz gerekiyor. Burası Yalıkavak Marina'nın tam karşısı oluyor. Şurada da birisi vlog çekiyor. Birbirimizle bir selamlaştık. YouTuber dayanışması diyelim herhalde buna. Evet, burası bahsettiğim dondurmacı. Gerçekten çok güzel dondurmalar var. Özellikle vanilyalısını ve İtalyan vişneli olanını tavsiye ederim. Eğer bulursanız kaçırmayın. Hilin. Tamam babacığım, ben sizi. Teşekkürler. Günaydın. Bu son günümüz Bodrum'da. Hatta 1-2 saat sonra uçağa geçeceğiz artık. Merkezdeyiz. Bir kahvaltı yapalım dedik. Şöyle tost falan atıştıracağız. Burada belediyenin bir yeri varmış. En güzel yer bunun sanki. Şöyle. Şimdi buraya geldik. Bu tatil boyunca çok çekemedim ya. Anlatacağım sebeplerini size. Ama çok güzel bir hava var ve çok güzel bir deniz var. İnanılmaz. Burada artık Bodrum sokaklarına elveda diyorum. Son kez bu boş sokaklardan geçiyoruz. Burası gerçekten sezon dışında inanılmaz bir yer ya. Çok seviyorum, çok keyifli bu sokakta yürümek. Bak ha. Gördün mü? Böyle tatlı durduğuna bakmayın. Az önce her şeyi, her yeri birbirine kattı. Sanki hiç doyurmamışız gibi. Değil mi Helen? Ha? Beni çıkarttın buralarda. Ya bak, kaybolmasın diye. Nereye bakıyorsun aşkım? Nereye gidiyorsun ya? Çok heyecanlandım. Hadi uçak. Bak başka bir bekler ağrıyor. Sen dur. Görüyor musun? Sen üstü olmalısın. Duydun mu beni? Başka bir bekler ağrıyor. İnşallah yine kaka yapmaz. Ya kaka yaparsan ne yapacağız? İşimiz zor. İşimiz zor kaka yaparsan. Genç oyalanıyor şimdi koltukta. Ekrana falan bakıyor, biraz oyalanıyor. Allah'tan. Gelirken bir kişi koltukta yani full böyle. Kişi de vardı. Bu sefer şansımız ekran oradan bir tanesi seçmediği için diğer kişiyi boş koltuktan birisine var. Biz de böyle içimiz kaldık. Daha rahat en azından. Çantanın altı bir şey lazım olduğu zaman bütün daha rahat olduğunu bir biraz da çıkacağız. Bütün biraz arabada aç, aç kaldı. Aç kalmış. Açtığı bir an baktım. Bir an ağlamaya başladım. Ekranlara zaten çok heyecanlanıyor. Bir de böyle öne dönük daha da çok heyecanlanıyor. Şimdi otopark kartımızı kaybetmişiz. Otopark kartımızı kaybettiğiniz için danışmaya gidiyoruz. Siz o otopark kartınızı kaybetmeyin. Bırakır mısın telefonumu? Evet. Bırakır mısın telefonumu? Bırakır mısın? Sonunda geldim. Günaydın.
videomu tamamlamak için geçtim şimdi karşınıza. Bugün artık ayın kaçı hatırlamıyorum, 18 Nisan falan galiba ve ben tatilden geleli bayağı bir zaman geçti. Vlogu tamamlayacak bir vakit bulamadım. Çok hızlı ilerledi aslında her şey. Bugün artık dedim ki bu vlogu tamamlayayım ve yeni videolar için bu videoyu salayım, diğerlerini çekmeye başlayayım. Şimdi birazcık tatil özetleyeceğim size. Ama hani uçakla alakalı tecrübelerim, deneyimlerim, işte sizin ne yapmanız gerekiyor gibi bunlarla alakalı inşallah farklı bir video gelecek. Bu arada hani beni bilenler, uzun zamandır takip edenler biliyordur. Ben biraz böyle Instagram'da bir tık böyle çekiniyorum, utanıyorum falan. O yüzden orada böyle aslında hayatımı ve yaşadıklarımı biraz daha story ile anlatmaya başlarsam eğer, bunları buraya çekiyorum kendime motivasyon olsun ve kendimi tekrar izlediğimde biraz daha yapmam gerektiğini hissedebileyim diye. Belki sizlerden de bir motivasyon desteği gelir diye. Şimdi eğer öyle paylaşabilirsem aslında sizlerle daha fazla içerik paylaşabilirim. Bu şekilde sadece YouTube üstünden olduğumda daha kısıtlı bir zaman aralığında paylaşmam gerekiyor çünkü. Ama oradan hani daha interaktif bir şekilde de olabiliyor gibi. Neyse, bu bir dipnot. Şöyle arkadaşlar, aslında biz çok tatlı bir tatil geçirdik. Öncelikle onu söyleyeyim. Beklentimin üstünde bir tatil oldu diyebilirim. Çünkü tatile çıkarken sıfır beklentiyle çıktım. Yani ne Helin'den ne kendimden böyle çok üst beklentilerim yoktu. Hani şeydi yani benim olayım, yemek saatlerini, yemek saatleri değil daha doğrusu, yemek düzenini bozmayalım. Hani uyku düzenini bozmayalım. Saatlere hiç takılmadım. Ne zaman isterse o zaman uyusun, ne zaman isterse o zaman kalksın. Hatta uçağa giderken saat 5'te falan uyandırdık biz Helin'i. Dedim ki her zaman sen mi uyandıracaksın beni? Bu sefer de ben uyandıracağım seni. Biraz intikam aldım gibi oldu. Zaten tavsiyem tatilde çıkarken gerçekten ne kendinizden ne bebeğinizden herhangi bir beklentiniz olmasın. Beklentiniz minimumda olduğu zaman çok daha rahat geçiriyorsunuz. Ben öyle deneyimledim. Çok fazla video çekemedim tatil boyunca. Neden? Şimdi biz çekirdek aile gibi değildik. Yani yanımızda eşimin abisi de vardı. Onlar zaten Bodrum'da yaşıyorlar. Biz de onların yanına gittik aslında. Onun yanına gittik daha doğrusu. Dolayısıyla bebekli bir evde kalmanın, onların da çocuğu var ve bebekli bir evde kalmanın avantajını yaşadım o noktada. Bence tatilde bu nedir ya? Bence tatilde en dikkat edilmesi gereken şey bebekli, yani bebeğinizle o ortamda rahat edebiliyor olmanız ve bebek üzerine kurulabilmiş bir düzen çok daha rahat oluyor. Yani Airbnb evler var biliyorsunuz. Hani bu evlerden belki faydalanabilirsiniz tatil boyunca. Biz bir sonraki tatilimiz mesela biraz öyle planlamayı düşünüyoruz. Hani daha otel tatilinden ziyade bu tarz tatiller bizim kendimize daha rahat zaman ayırabilmemizi sağlayacak. Çünkü herhangi bir bakıcı yok ve bakabilecek herhangi birisi yok. Helen uyuduğu zaman odaya kapanmaktansa, ki şu anda daha dışarıda uyuyamıyor, gece uykusuna dışarıda daha geçemiyor. Yani geçtiğinde de onu geri yatağına nasıl alırım, hani onu çok çok bilmiyorum. Daha henüz, belki 2-3 ay sonra olabilir ama. O yüzden de dedik ki hani bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde tatil planlarımız olursa bir ev kiralayalım. Bebeğe uygun bir ev olsun. Hani onu içeride uyutalım. Biz de işte bahçesinde, işte verandasında neyse orada takılabileceğimiz güzel bir yer olsun deyip böyle evler araştırıyoruz bu arada. Çok çekemedim dediğim gibi çünkü hani böyle devamlı zaten koşuşturmalı geçti. Bir de hani böyle onun yanında da çekmek, yani bilmiyor bu arada böyle bir şey yaptığımı. İleride izlerse bu videolarımı ya da eşi izliyorsa selam olsun. Ama bilmediği için ben de çekindim şimdi onun yanında çekmeye falan. Böyle bir şeyler işte, ben böyle genel olarak çekiniyorum yani. Ama aşacağız. Bitecek inşallah. Az kaldı. Yani şu biraz daha takipçim artsın. YouTube'da şöyle biraz daha kendime özgüvenim takipçi sayısıyla gelmiş olsun. Şöyle sizden biraz daha bir destek alayım. Takipçi sayısı anlamında. O zaman bunların hepsi bitecek. Şöyle insanlara en azından diyebileceğim ki benim YouTube'da takipçim bu kadar ya falan deyip artık böyle bayağı hani YouTuber modunda takılıyor olmaya başladığım zaman kendimi daha iyi hissedeceğim. Videonun içerisinde biraz parça parça anlamışsınızdır akışın nasıl olduğunu aslında. Onun yanı sıra da böyle araya küçük seslerle eklemeler yaptım. Hani umarım bu şekilde beğenmişsinizdir. Bu ilk tatil vlogu, biraz tecrübesizlik ama bundan sonraki tatil vloglarının daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü açıkçası parça parça çektim ama yine de böyle sonunda çıkan bu görüntüler benim hoşuma gitti. Güzel bir tatildi. Tatlı bir anıydı bizim için. İlk tatilimiz güzeldi. Buraya da bir anı olarak kalmış oldu. Ek gıda olayını nasıl yaptık? Bundan biraz Instagram'da bahsettim aslında. Geçen videomda, yani tatili hazırlık videomda da söylüyordum.
Mamma Baby'nin ek gıda paketleri var, hazır paketleri. Onu böyle hemen ocakta suyla karıştırıyorsunuz ve çorba şeklinde işte bal kabaklı, havuçlu, yok patatesli bilmem neli, elmalı muhallebiler falan gibi böyle paketleri var. Helin uyuyor, arada ona bakıyorum. Böyle paketleri var. Onlardan aldım. Öğlen yemeğini o şekilde geçiştirdik. Meyveyi zaten hani yanıma alıyordum. Tık tık orada muz falan, avokado eziyordum, öyle veriyordum. Sabahları da evden çıkmadan önce yulafını meyvesiyle beraber karıştırıp öyle veriyordum. Şu anda bu şekilde ilerliyoruz ek gıdada. Yoğurt falan girdiği zaman devreye, bu ay girecek, birkaç haftaya girecek. Daha iyi olacağını, daha çok alternatif olacağını düşünüyorum. Bir de Helen artık bir hafta sonra 7 ay, hatta bir hafta bile değil, 5-6 gün sonra 7 aylık oluyor. 7 aylık ek gıdalar biraz daha böyle şekilleniyor, daha tatlı oluyor, daha böyle bize yakınlaşıyor falan. Onlar için de heyecanlıyım. O yüzden bu ara biraz daha pütürlüklü, böyle taneli taneli şeyler vermeye çalışıyorum ağzına. Böyle bir küçük ek gıdaya da giriş yapmış olayım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an itibariyle, şu videoyu çektiğim an itibariyle 48 takipçim kalmış 1000 aboneye. Çok heyecanlıyım. Bu 48 takipçiyi yayın arkadaşlar. Yani arkadaşlarınıza yayın, ona yayın, buna yayın. Yani 48 kişi hiçbir şey değil yani. Sokaktan çevirsem 48 kişiyi takip et diye herhalde 1000 oluruz. Ya bir 1000 olalım da bir motivasyon gelsin bana ya. 1000 aboneden sonra biraz daha işler değişiyor çünkü. İşin rengi bir farklılaşıyor falan. O yüzden sıkı takipçilerime buradan çağrıda bulunuyorum. Arkadaşlarınıza kanalımı yayın. Şu 48 takipçiyi artık bitirelim ve bu iş bitsin. 1000 takipçiye, 1000 aboneye bir ulaşalım. Ondan sonrasında gelsin yeni videolar. Çok öpüyorum hepinizi. Bebişlerinizi de çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hamile annelerimizi de buradan sevgiyle kucaklıyorum. Yazıyorsunuz bana Instagram'dan. Çok hoşuma gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Çok tatlı bir aile olduk gerçekten. Çok az takipçiyle aslında daha çekirdek bir aile gibi hissediyorum kendimi şu anda. Her birinizden gelen böyle tatlı yorumlar falan da çok mutlu ediyor ayrıca beni. Bunun için teşekkür etmek istedim. Sonraki videomda görüşürüz. Kendinize o videoya kadar çok iyi bakın. Hoşça kalın.